Ameliyatsız gençleşme mümkün. Günümüz trendlerinde cerrahi yöntemlerin yanında ameliyatsız, neştersiz, dikişsiz gençleşme yöntemleri de çokça tercih edilmekte. Bunları en önemli sağlayan şey nekahat dediğimiz iyileşme süresinin daha kısa olması. Yüzde ya da vücutta yapılan değişimlerde bu değişikliklerin dramatik bir farklılık yaratması ama kişinin sosyal hayatında uzun bir süreç ara vermesini gerektirmemesidir. Ameliyatsız gençleşme yöntemlerinde özellikle cildin kalitesini arttırmaya yönelik ya da cildin kaybettiği yaşlanmayla beraber kaybettiği hacmin geri kazandırılması, cilt tonunun eşitlenmesi, ince ya da derin kırışıklıkların uygun yöntemlerle tedavisi eşlik eden saç değişikliklerinin ya da kemik yapısındaki farklılıkların minimal invazif dediğimiz yani cerrahi olmayan yöntemlerle düzeltilmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemleri kısaca saymak, belirtmek gerekirse yüzeyel karışıklıkların tedavisinin eğer mimik kaslarımızın hareketine bağlı oluşuyorsa botoksla tedavisi, hacimsel farklılıklara bağlı ya da hacimsel kayba bağlı oluşuyorsa dolgu yöntemleriyle tedavisi. Cilt kalitesinin matlaşmasıyla bizim algıladığımız cilt kalitesinin azalmasıyla ilişkili ise gençlik aşıları, PRP, mezoterapi, somon DNA gibi çeşitli yöntemler. Eşlik eden bir saç dökülmesi problemi, saç seyrelmesi varsa buna yönelik saçı kuvvetlendiren Saç köklerini besleyen mezoterapi, PRP gibi yöntemler, cildin kalitesini arttıran sıkılaşmasını sağlayan altın iğne, radyo frekans tedavisi, fraksiyonel lazer gibi çeşitli yöntemler ya da eşlik eden herhangi bir sağlık problemi, cilt hastalığı varsa onun tedavisine yönelik akne, leke gibi problemler varsa yine bunlara yönelik tedavi yöntemleri tümü ameliyatsız gençleşme yöntemlerine girmektedir.